Size başvuran Erkan Ataş'ı hatırlıyorsunuz. Erkan Bey dedi ki ben yani bir kadınla evlendim, iki buçuk yıl sonra eşimden ayrıldım, sonra Hatice ile evlendim. Neler yaşadım, neler bana yardım edin, 1 milyon lira param gitti, hayatım mahvoldu, boşanmak istiyorum. Ve beni dolandıran hem Hatice'den hem de Murat'tan da şikayetçiyim dedi. Murat da dün geldi. Önce Erkan bir gelsin lütfen, Erkan Ataş'ı bir alalım. Gel Erkan. İyi bayramlar. Sağ ol. Teşekkürler. Hemen şu karşıya geç lütfen sen. Hatırlatması girsin Hatice, öyle alalım mı hemen? Bir hatırlatması girsin. Geri istiyorum, versin böbreğimi. Seni yalanlarını dökmeye geldim, dökmeye. Ya seni görünce mutlu oldu. Hatice mutlu olsun. Hatice 4 tane çocuk annesi. Ya ben çok mutlu olmasını istiyorum bunu. Öyle mi? Nasılsın Hatice? İyiyim. Çok İyi misin? Hatice Hanım, eşiniz sizin Hatice. Sevgili mi? Sevgili. Bunları 3 aydır tanıyorum. 3 aydır mı? 3 ay. Yalan karı kocayı, bakın, karı kocayı. Ağustos, tabii Ağustos ayında 3 ay. Bak sana var ya, bak çok yalancısın. 72 gram altından bahsettiniz. 73 gram. He. Neyse ben bilmiyorum, bak size söyleyeyim. Bak 3 ayda. Didem abla, 3 ayda bir sevgili, bir aşk, böyle bir şey var mı abla ya? Ya kedi aldı diyor, elbise aldı lütfen, diyor, onu aldı, bunu aldı diyor. Lütfen Didem abla, ne dediğini siz de gördünüz. Geldi bir buraya oturdu. Ben bir sana saniye. Bir şey söyleyeyim. Geldi buraya oturdu, sürünsün. Ya bir kere var ya, kadın sana can vermiş ya. Delikanlı ol, gel lan şuraya, şunun ayaklarına kapanla. Kimin ayaklarına? Ya, sana can vermiş. Tabii kadını sen niye böyle yalandan suçluyorsun? 5 senede beni niye yaptığını biliyorum zaten. Biz seni de biliyoruz Erkan ya, bunu da biliyoruz. Lütfen ya. Erkan Bey'in böyle sanki biz çok eskiden beri tanışırmışız gibi böyle burada anlatımı, ukala ukala konuşması. Sesiniz titriyor, ne oldu? Çok rahatsızım abla. Yani Hatice Hanım hüngür hüngür ağladı. O kadar. Ben sizi çok seviyorum. Bu ağladı. Bunun ben ruhunu sevdim abla ya. Göz yaşları, hani merhamet var ya bende abla, ezginlikten. Ruhunu sevdim. Kardeşim senden rica ediyorum ya. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Ya kardeşim bir şey söyleyeyim. Dinleyin, lütfen dinleyin. Bak. Lütfen bak bak ben, lütfen. Hiç telefon kestin mi ben sana? Bak şey soracağım ablama. Güvendiğin için. Abin yok mu? Abla. Ailelerim olsaydı zaten annem ölmezdi. Abla ben söyleyeyim ben. Köyüme gidemedim. Annemin mezarına gidemedim. Denize atmışlar, yılana sarılmış abla. Hı. Yılanda şey mi diyorsunuz? Erkan denize... demiyorum. Ben Erkan'a diyemem hani. Murat Bey bir sürü iddialarda bulunuyor. Sen böyle böyle büyülenmiş gibi bakıyorsun. Az önce aynı şişeden su içmişsiniz. Evet içtik. Ben ne yapabilirim? Ben Hatice'nin ruhunu sevdim. Evet. Evet, ruhunu sevdim evet. Abla. Ya. Seviyorsan açık açık söylerim diyorsun, ben doğru mu? Ben söylerim abla, sevdiğimi niye söylemeyeyim? Ben 3 ayda, ya yanlış anlama abla şimdi ya. Şöyle yan yana duralım Hatice ile. Neden yan yana durdunuz? Yok boyu yok hani. Boyu diyor. Nasıl abla, beğendin mi bizi abla? Hatice ile bağlansın abla. Ordu'da bak abla, Ordu'da. Dinle. Hatice ile bir... Dinle. Ayhan'ın Nuriye geldiğinde. Evet. Erkan abi bu karıyı niye aldın diye. Sana ne ala benim karım? Bir dakika. Bir saniye. Hatice konuyu değiştirmeyelim. Bir dakika. Allah için doğruyu söyle bana dedim. Sana böbreğini verdi mi? Senin bakıcın mı, karın mı la bu adam? Sen değil dedin. Verdi. Böbreğini verdi, karın değil dedin, bakıcım evet. dedin. Hayır. 5 yıllık resmi nikahlı eşinin Hatice'nin kendisini aldattığını ve Murat'la beraber 1 milyon lirasını beraber yediğini iddia ediyor. Şimdi ikisi gelecekler. Murat ve Hatice gelsinler lütfen. Buyurun, gelir misiniz? Hatice ve Murat. Hangi yalanlar? Hayırlı bayramlar. Sağ ol, iyi bayramlar Hatice'cim. Alalım seni oraya. İyi bayramlar Murat'cığım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, çok sağ olun. Sağ ol, teşekkürler. Çok kibarsın. Alalım hemen seni karşıya lütfen. Şimdi sen buradayken ben Erkan'a bir soru soracağım Murat. Bana şunu söyler misin? Sen duyuyorsun değil mi beni Erkan'cığım? Sen Hatice ile neden evlendin? Sevdin mi? Ölücü suyuyla, dayısının aracıyla 10 gün içinde biz evlendik. 10 gün içinde. He. Peki neden evlendin? Hanımım yok evde. Ha, yani bir hayat arkadaşı istedin. Yani. Tamam. Ne zaman böbrek hastası oldun? 1,5-2 sene sonra, bunu aldıktan sonra böbrek hastası oldum. Aha. Ama doğal yollarla olduğunu düşünmüyorum. Aa. He. Böbrek hastası doğal yollarla... Bundan şüpheleniyorum. Nasıl yani? Bir şey anlatayım. Burayı iyiydi. Herkes iyiydi dinlesin. Dinleyelim. Herkes iyi dinlesin. Tamam. Akşam 505'li bir numara. Gayetli falan değil. Verdim içeri. Söyle. İşte Hatice'nin beni dedi, eski eşim dedim. Ha sen misin dedi. Ha benim dedim. Sen kimsin dedim. Bir isim söyledim, unuttum gitti. Neyse. Ne diyor? Oğlum dedi, bu bir karıyla benim eve gelmiş dedi. Yemeğe yaptılar dedi. Yemeğin içine bir zehir dökmüşler dedi.
O gündür bugündür ben hastanedeyim dedi. 3 aydan beri hastanede yatıyorum. Hatice ben. Bir kadınla beraber bir erkeğin evine gidiyor. Onlar yemek yapıyor. Gidiyor. O adamın evine gidiyor. Yemek yapıyorlar. İçine de zehir koyuyor. Adamı zehirliyorlar. Hatice? 3 aydan beri. Kimmiş bu ya? Ben kimsin? Numarasını verdim. Adamla birebir konuşacağım. Tamam. Konuş. Senin Mehmet'indir o. Kim? Mehmet'indir. Mehmet kim değil. Mehmet'im ayrı bağlanacak. Oğlum hala yalandan yere bula bula gidip. Yürümek yok. Ben özür dilerim Didem abla. Sizden ve senin için özür diliyorum. Lütfen. Benim evimde yaptığın hareketler hoş değil. Ama hiç iyi değil abla. Hayır. Konuşabilirsin. Ben seni konuşan bir insan değilim. Ben 3 aydır neredeyim ya? Hiç iyi değil yani. Ben 3 aydır neredeyim? Kimin evine gitmişim kadınla? Otur lütfen. Bütün orduda kamera vardır. Ne olur kimse bunu çıkarsınlar ya. Lütfen ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika özür dilerim. Bir dakika Murat. Sen Hatice'yi ne zamandan beri tanıyorsun kardeşim? 2,5 ay. Tamam. Şimdi diyor ki bir erkek ya da bir insan diyor ki ben diyor böbrek hastası da değildim. Ben diyor bu hale geldiysem Hatice bana ilaç içirmiş olabilir, zehirlemiş olabilir ve bu şüpheyi duyuyor. 3 aydır tanıdığım bir kadın için başka bir adamın üzerine niye yürüyorsun? Ablacığım yürüme değil, değil ya. Ki. Ne yürüyordun ya? Ablacığım bak lütfen diyorum bak ordu Didem abla. Didem abla. Bir soru sordum. Didem abla lütfen diyorum. Bu adam yarın bundan da çıkamayacak başka bir konumdan size gelecek. Artık yeter ya bu adamı dinlemeyin atın bunu ya. Bu nasıl adamın parası gitmiş. Hayır, parası gittiyse ablacığım bir dakika ya. Hanımefendi sana söylüyor bak. Parasını size söyledim kimde karısı olduğunu. Karısı değil mi Hatice? 900 milyar kimde olduğunu söylüyorum. Arayın o kadını. Mahkemelik olduğunu söylüyorum. Yapacağız ama diyor ki Hatice. Ablacığım bunun iddialarıyla ya neyle söylüyorsunuz? Ya sen tamam onun iddiaları yanlış. Sen 3 aydır tanıdığın bir kadına nasıl böyle güveniyorsun? Hangi kadına Hatice'ye bahsediyorum. Abla bir dakika. Bir dakika Didem abla. 3 aydır tanıyorsun. Didem abla. Evet. Benimle alakalı olanları ispatlasın çıkarsın. Kusura bakmayın yani. Ben normalde var ya dün hani o kadar rahatsızdım bugün de rahatsızım. Bu adamı gördükçe rahatsız oluyorum. Olacağım. Hayırdır? Dinle. Bir şey söyleyeyim sana. Dinle. Aha Hatice burada. Senin karın mı? Mahkeme mercisi var. Avukat burada. Ayrılırsın ayrılmazsın. Beni ilgilendirmez. Hatice'ye ne abisi ne dayısı orduda sağda solda bu stüdyoda buraya katılanlar hepsine kadınlar kim öldürecek Hatice'yi? Kimse kimseyi öldüremez bu bir. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Kim kimse, bir dakika Erkan. Tamam. Kimse kimseyi öldüremez bu bir. Ama ben hala sorumun yanıtını almadım. Ne soru sordunuz ablama? Bak özür dilerim ama Murat'cığım sen evet. Beni dinlemiyorsun. Evet. Şimdi ailesi bile evet. Senin sahip çıktığın kadar Hatice'ye sahip çıkmıyor. Ben de anlattım ama abla size niye sahip çıkmadığını. Yani 3 aydır tanıdığın bir kadına. Evet. Sonsuz. Evet. Nasıl güvendin? Neden bu kadar sahip şundan çıkıyorsun? Şundan güvendim. Bana anlattıklarını ispatladım abla. Bak bana anlattı. Ne anlattı kocasıyla ilgili sana? Kocasıyla ilgili değil ablacığım ya lütfen ya. Hayır peki ne anlattın? Bizim mevzumuz kocası ya. Kocasıyla ilgili anlattıkları şu. Böbreğimi almak için evet. Dayımla beni tanıştırdı. Dayım bak dayımla beni tanıştırdılar diyor evet. Arkadaşım. Böbreğimi almak için bu evliliğin olması gerektiğini söyleyerek nikahına aldığını bunları hepsini tespit ettim ablacığım. Peki sen... Tespit ettin de sen Hatice'nin daha önceki hayatını araştırdığım için 10 tane evlilik yaptığını iddia ediyor. Bir dakika ablacığım lütfen Hatice benim bildiğim Hatice çok basit. Orada ufak yer biliyorsunuz. Hı hı. Fındık zamanı 48 gün 50 gün daldan fındık tutan bir kadın Hatice. Ben size Hatice'yi tanıtayım bak. Öğrendiğim araştırmalarıma göre söylüyorum. Yolda bir tane demir parçası bulur çantasına koyup biriktirir onu satan bir kadın Hatice. Yavaş yavaş gidiyorum. Hatice Hanım. Bunları anlattıktan sonra bütün paralarını, bak bütün paralarını kime verdiğini tek tek hepsi ispatlı abla. Çoğu mahkemede, çoğu Mehmet denilen işte dedim ya dün bir adam var 72 gramdı, 73'tü. Ama bir şey söyleyeceğim. O altınları alıp, şimdi ona sonra geleceğim. Sen önce bana bir Hatice'yi anlat. Hatice kim? Hatice'yi. Devam et peki. Hatice'nin 4 tane evladı var. 3 oğlu, 1 kızı var. Yurda tamam, vermiş çocuklarıma bir dakika ya konuşma. Çocuklarını yurda vermiş. Evet. Anneme yüzünden. Şimdi, annemin öldürülmesi yüzünden. Bir dakika bana soru soruluyor sen cevap verme lütfen Hatice. Tamam mı verme. Sizin aranızdaki beni ilgilendirmiyor. Ben Hatice'yi araştırdıklarımı abla size söylüyorum. Niye araştırdın bu kadar Hatice'yi? Şöyle araştırdım acaba dedim hani diyorsunuz ya nasıl güveniyorsunuz bu insana. Evet. Öyle ya
Nasıl güveniyorsunuz? E dedi annem böyle böyle cinayete gitti. Ya inanmıyorum ben size. Cinayete gitti. Niye 17 yıldan beri Hatice emniyeti var, savcısı var. Neden dedim gitmedin? Köye sokmadılar beni dedi. Korktum dedi. Tehdit ettiler beni dedi. Zor lan tapumu aldılar dedi. Geldiler vekalet verdim dedi. Ümraniye'den verdiğine dair vekalet çıktı ablacığım. Tamam, bir dakika Muratcığım. Evet. Şimdi duracaksın.